Selamlar trader ve trader adayları, selamlar dostlar. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur ve umarım her şey yolundadır. Çünkü birlikte yeni bir seriye daha başlıyoruz ve gerçekten bu başlangıçlar beni çok heyecanlandırıyor. Sizlerin karşısında olup burada fikir alışverişinde bulunabilmek ve aynı dili konuşabilmek çok keyifli geliyor bana. Bugün arkadaşlar sizlerle artık kripto paralarda nasıl trade edilir, bu sektörden nasıl karlı kazançlar elde edilir gibi kafanızdaki soru işaretlerine tek tek cevaplayarak çok güzel bir eğitim hazırladım. Bu eğitim sonunda artık herkes kimseye bağlı kalmadan kendi parasını kendisi kazanabilecek. Şimdiye kadar kripto paralarla ilgili birçok şey duymuş olabilirsiniz. Bildiğiniz her şeyi unutun arkadaşlar. Çünkü kripto paralarla düzenli kazanç nasıl elde edebiliriz bunu göreceğiz. Hatta eğitimimizde 1000 dolarımızı nasıl 100 bin dolar yapabiliriz, bu taktik ve stratejileri de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Zaten şu anda eğitim alan arkadaşlarımız kazançlarını katlamaya devam ediyor. Zaman zaman bu arkadaşlarımızın kazançlarını da sizlere göstereceğiz. Ve hep birlikte kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz. O zaman ilk dersimiz olan para nedirle başlayalım. Şimdi sizleri milattan önce 2000'li yıllara kadar getireceğim arkadaşlar. Gelin birlikte bir zamanda yolculuk yapalım. Bakalım tüm dünyanın peşinde olduğu ve cebimizdeki para neymiş biliyor muyuz acaba? Arkadaşlar aslında sadece para adı altında sizlere saatlerce anlatım yapabilirim. Ama bu eğitimde sizi çok sıkmadan yüzeysel geçerek bazı tanımlar yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar günümüzde kullandığımız para aslında bir değişim aracıdır. Çağlar öncesinde insanlar sadece değiş tokuş yaparak hayatlarına devam ediyorlardı. Bir kilo buğday veriyordunuz, karşılığında bir kilo süt alabiliyordunuz gibi. Ama tabii ki süt verecek insanın da buğdayı kabul etmesi gerekiyordu ki değiş tokuş sağlanabilsin. Tabii gün geçtikçe insanlar bu durumun sürdürülebilir olmadığını fark ettiler. Sonrasında altın, gümüş gibi değerli madenlere yönlenildi. Ama tabii ki bu geçiş çok zor oldu. Çünkü insanlar yüzyıllardır değiş tokuş mantığına alıştığı için bu değerli taşlar onlara çok anlamsız geliyordu. Çünkü altın yenmez, kokmaz, kullanılamaz ve günlük yaşantıda da bir şeyi kolaylaştırabilen bir ürün değildi. İnsanlar değiş tokuş mantığında hep bu gibi şeylere bakarlardı arkadaşlar. Bundan dolayı altını benimsemekten çok korkuyorlardı. Hatta bununla ilgili eğlenceli bir videomuz var. Hemen bu videomuzu izleyelim. Redskins, Dodoheads, Tepid Lemonade. Get out of it. Redskins, Dodoheads, Tepid Lemonade. Hey mate, I'll take five of your Redskins and one of those Tepid Lemonades. It's one chicken, mate. It's not a chicken. No, 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 that's much better than a chicken, my friend. That is gold. What? Gold. The currency of the future. Great, come back in the future. Redskins, no, no, mate, I don't think you understand. This has unlimited use. Can I eat it? No. Can I wear it? No. Can I use it as firewood? No. It's starting to sound pretty limited, mate. But you can melt it and then turn it into whatever you want. Can I turn it into food? No, you Sorry, can't eat it. Is this going to take long? Hold all your horses, mate. We are dealing in futures here. Ooh, what's that? Is that a rock? No, worse. It's cold. Gold. Ooh, cold. How do I get some cold? Gold. I have people mining for it. Ooh, you have people. La-dee-da. We've got a rich one here, eh? What do you pay them with? Gold. Next. No, no, they say that this currency could be worth 1,000 ratskins, maybe even more, in just a few years. Says who? The people with gold. Fuck. Next! Look, every economy ever has been controlled by the big chicken banks. Next! And this is our opportunity to get out from under the big chicken boots. Fuck me. Next! Shake up the market and start taking back our economic independence. Are you with me? No. Really?
Come on, man. Look, all my mates are doing it. I'll just get your hand off it, all right? Everyone's trying to predict the next alt rock. First it was stone, then bronze, then iron, now gold. What can I even do with this shiny shit? Make fucking jewelry out of it or something? Yes! Yes, you can do that. Great idea, because it's malleable. And best part of all, there's fuck all of it. It's a finite resource. Mate, I'll tell you what a finite resource is. My fucking patience, right? Now piss off! You know what? Stuff it. I'm taking it back. That's like talking to my dad. Yeah. Why don't you go discover avocado and smash it on toast, you dickhead? Yeah, maybe I will. Sorry, mate. I'll have a dodo head, thanks. Half a chicken. Piss on me, not you two. Oh, no. This is way better than gold. It's silver, or as I like to call it, light gold cash. It's faster to mine. It's... Got to be the last one, surely. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, aslında şu anki kripto paraların durumunu anlatıyor gibi. İnsanlar değişimleri kolay kabul edemez. Hatta bu durum para gibi bir unsursa. Tabii ki yüzyıllar sonrasında insanlık artık altını kabul etti ve her şeyin değeri artık altınla ölçülmeye başlandı. Aslında her bir değişim yaklaşık 500 ile 1000 yıl arasında temsil ediyor gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında altınla birlikte artık yavaş yavaş madenlere şekil verilerek madeni paralara geçilmeye başlandı. Böylelikle de artık sınıf farkları ortaya çıkmaya başladı. Yani zenginlik, orta düzey gelir sınıfı ve alt sınıf gelir düzeyi gibi. Tabi hal böyle olunca insanlar belirli bir süre sonra madeni paraların biriktirilmesinin zor bir araç olduğunu anladı. Çünkü zengin insanlar artık paralarını koyacak yer bulamıyorlardı. Sonrasında o dönemin kuyumcularına madeni paralarını çuval çuval teslim etmeye başladılar. Kuyumcular da bu madeni paraları sayıyorlardı ve karşılığında bu kadar madeni param var diye bir kağıda yazıp damgasını basıp parasını teslim eden vatandaşa bir kağıt veriyordu. Ve bu vatandaş tekrar parasını almak istediği zaman bu kağıdı gösterip parasını alabiliyordu. Sonrasında bu ticaret böyle gittikçe kuyumcular büyümeye başladı. Çünkü artık kuyumcular sahip çıktığı para hacmine göre ve süresine göre damgaladığı kağıtlarda değişiklikler yapıp kendileri için kazançlar elde etmeye başladılar. Sonrasında bu kağıt ticaretleriyle birlikte bütün kuyumcular şimdiki devletler gibi kendi kağıt paralarını çıkarmaya başladı. Ama toplum bu kağıt paraların üzerinde de tedirgindi. Bunu benimsemeleri de kolay olmadı. Sonrasında her kuyumcu sanki bir devletmiş gibi kağıt parasını çıkarmaya başladı ve her paranın birbirine göre değeri olmaya başladı. O zamanın devletleri bu konunun önüne geçmek için bankacılık sistemini kurup kağıt paraların tek bir yerden basılacağını bildirerek böylelikle ilk merkez bankası da kurulmuş oldu. Tabii ki devletlerin paralarının da birbirine olan değeri de elindeki altını kadar olacaktı. Bütün devletler elindeki altını kadar para basabilecekti. Bundan dolayı yüzyıllardır devletler altın stoğu yapmakta arkadaşlar. Hatta bazı arkadaşlar dünyada bir savaş olduğu zaman ya da bir pandemi olduğu zaman neden altının yükseldiğini anlamıyor. Çünkü bu gibi durumlarda devletler tonlarca altın stoklar ve piyasada az bulunan ürünün de değeri yükselir arkadaşlar. Kağıt paraya geçişle ilgili de güzel bir videomuz var. Hemen o videomuzu da izleyelim. Para. Günlük hayatımızın her yerinde. Cebimizde, cüzdanımızda. Peki para nedir? Para, alışverişlerimizde kullandığımız bir ödeme aracı. Alışverişlerde para yerine başka bir şey kullandığımızı düşünün. Neyle karşılaşırız? Madeni ve kağıt paralar almak istediğimiz şeylerin değerini ölçmemize yarar. Tıpkı uzunluğu ölçmek için santimetre veya ağırlığı ölçmek için kilogram kullanmamız gibi. Para ile birikim de yapabiliriz. Sahip olduğumuz parayı banka hesabımızda biriktirebiliriz. Bu şekilde birikim yaptığımızda para değerini kaybetmez. Peki para hayatımıza nasıl girdi? Para icat edilmeden önce insanlar
ellerindeki fazla ürünleriyle almak istedikleri şeyleri takas ediyordu. Ama takasın bazı zorlukları vardı. Örneğin ürünlerin değerini belirlemek. Herkes sahip olduğu ürünün daha değerli olduğunu iddia edebilirdi. Ayrıca karşıdaki kişi elinizdeki ürünü almak istemiyorsa bu takas hiç gerçekleşmeyebilirdi. İşte bu yüzden önce değeri herkes tarafından kabul edilen midye kabukları, odun, tuz gibi ürünler, ardından da bazı metaller değişim aracı olarak kullanılmaya başlandı. Bunların içerisinde ise nadir bulunmaları sebebiyle en çok altın ve gümüş gibi değerli metaller tercih ediliyordu. Daha sonra bu metaller sabit değerde ve boyutta madeni paralar haline getirildi. Bu şekilde madeni parayı ilk kullanan medeniyet M.Ö. 600'lerde Lidyalılar oldu. Ancak madeni paraları taşımak ve saklamak oldukça zordu. Bu nedenle insanlar madeni paralarını kuyumculara emanet etmeye başladı. Kuyumcular da karşılığında madeni paranın değeri yazan kağıtlar veriyorlardı. Bu kağıtlarla madeni paralar geri alınabiliyordu. İşte kağıt paralar böyle ortaya çıktı. Yalnız ufak bir sorun vardı. Zamanla bazı başka roller de üstlenerek bankalara dönüşen kuyumcular, madeni paralar karşılığında farklı değerde kağıt para veriyordu. Bu karışıklığı önlemek için kağıt para basma görevi tek bir bankaya verildi, Merkez Bankası'na. Yani merkez bankaları, banknot basımını güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıktı. Günümüzde merkez bankalarının farklı görevleri de var. Ancak hala en temel görevleri para basmak. Artık banknotlar eskiden olduğu gibi değerli metallerin karşılığında basılmıyor. Onları geçerli kılan ve üzerinde yazan değeri garanti altına alan kanunlar var. Bu sebeple insanlar paraya güveniyor ve alışverişlerinde kullanıyor. Günümüzde parayı sadece nakit olarak düşünemeyiz. Alışverişlerimizi kredi kartı veya banka kartıyla da yapabiliriz. Hatta internet bankacılığı ile istersek evimizden bile çıkmadan alışveriş yapabiliyoruz. Ama para hala sahip olduğumuz en temel ödeme aracı. Ve şu anda da arkadaşlar fizik para süreci günümüzde de devam etmekte. Tabii ki bu sürecin de getirmiş olduğu birçok olumsuz etkileri var. Şimdi biraz da onlardan bahsedelim. Bunları bilmeyen de birçok arkadaşımız var. Böylelikle bu durumu elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Az önce arkadaşlar her devlet elindeki altını kadar para basabiliyordu demiştik. 1971 yılında Amerikan Başkanı Nixon bu kararı delerek artık karşılıksız olarak para basmaya başladı. Ve arkadaşlar karşılıksız para basmak şu demek, eğer piyasada bir şey çok olursa değeri düşer. Bundan dolayı sizin diğer devletlere göre paranızın değeri azalır. Ve şu anda herkes kendi ülkesini düşünsün ve diğer devletlere göre parasının değerini bir karşılaştırsın. İşte biz buna enflasyon diyoruz. Paranızın değeri aynı zamanda devletin üretimiyle, kaynaklarıyla, araştırma ve sanayisiyle gibi unsurlarla da doğru orantılıdır ve aynı zamanda iyi bir yönetimle. Eğer bu şartlar sağlanmazsa paranızın yönetimi doğrudan başka kurumlara geçer. Yüzyıllardır kullanılan fizik para aslında günümüzde de artık tek bir yerden yönetilmeye devam etmekte. FED. Bilmiyorum FED diye bir kurum daha önce duydunuz mu? Federal Reserve System. Amerika'nın Merkez Bankası gibidir arkadaşlar. Neden gibidir diyorum. Aslında arkadaşlar FED şaşıracaksınız ama bağımsız bir kurumdur. Bir yönetim kurulu vardır. Üyeleri vardır. Şimdi size bir soru. Sizce şu an cebinizdeki paranın değerini kim belirliyor? Siz mi? Ya da cebinizdeki parayı kim harcıyor? Siz mi? Diyelim ki aylardır, yıllardır çalıştınız. İş hayatınızda o kadar stres, o kadar emek ettiniz. Para biriktirdiniz ve o parayı bankanızda ya da evinizde nakit olarak bulunduruyorsunuz. Belirli bir müddet sonra o paranın değeri aynı mı kalıyor? Arkadaşlar aslında şu anda paranızı siz değil, yönetim kurulunda kimler olduğunu bilmediniz ve hatta başkanını siz seçmediniz bir yapı tarafından şu anda cebinizdeki paraya değer biçilir. Tabii burada da anlatacak çok şey var aslında ama konuyu çok uzatmak istemiyorum. Ve bu yapılar aslında insanoğlunu daha da çok borçlandırmak için elinden geleni yapıyorlar. Ve bu konuda da gayet başarılılar. Çünkü artık kağıt paradan insanlığı kartlara yönlendirmeyi başardılar. Aramızda kredi kartlarına geçiş dönemlerini hatırlayan büyüklerimiz vardır.
Kredi kartları ilk çıktığında ne kadar korku vardı. İnsanlar bu geçişte çok zorlandılar. Mantığını kavrayamadılar. Uzun bir müddet yapılan sözde kampanyalar ve kolaylıklarla bunu benimsetmeye çalıştılar. İçinde para varmış gibi size harcama yaptırıyorlar. Sanki sonrasında siz bir daha o parayı hiç ödemeyecekmiş gibi. Peki günümüzde ne oldu? Artık o kadar alıştık ki şu anda temassız kartı olmayan insan neredeyse yok arkadaşlar. Şimdi size bir soru daha. Tam olarak burada. Şu andan bahsediyorum. Bu videonun burasındayken. Şu anda cebinde nakitin mi daha fazla? Yoksa bankandaki paran mı? Yoksa kredi kartındaki eksi bakiyenle borçların mı? Burada herkes kendi hesabını kendisi yapabilir ve bizleri böylelikle borçlandırarak toplum arasındaki sınıf farkları da bayağı açıldı ve orta sınıf neredeyse kayboldu. Zengini zenginleştiren ve fakiri de fakirleştiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Ve şu anda dünyaya gelecek her bebek neredeyse borçlarla dünyaya gözlerini açmakta arkadaşlar. Çünkü bebek odası, beşiği, bezi, oyuncakları gibi daha birçok masraf ebeveynler bu masraflara giriyor ve kimse de artık nakit kalmadığı için kredi kartları veya kredilerle bu düzeni sağlamaya çalışıyorlar. Ve yıllardır çalışıp bu borçları kapatmaya çalışıyorlar. Şu anki sistemde para kazanmak için önce sağlığımızı kaybediyoruz. Sonrasında da sağlığımızı kazanmak için paramızı kaybediyoruz. Aslında şu anki durumun özeti kısaca bu arkadaşlar. Ve bu konuları anlatan bir videomuz daha var. Onu da izleyelim. Şunu da söylemek isterim. Şimdi izleyeceğimiz video 2019 yılında çekilmiştir. Şu anki durumumuzla karşılaştırmak daha da kolay olsun diye böyle bir video tercih ettim. İyi seyirler. 1971 yılında Amerikan Başkanı Nixon doların altına endeksli yapısını bitirdi ve doları sınırsız basılabilen bir para haline getirdi. Eskiden ne kadar altınız varsa o kadar dolar basabiliyordunuz. Tüm dünya paraları da dolara bağlı olduğu için hepsi de sınırsız basılabilir hale geldi. Ve şu anda dünya tarihin gördüğü en büyük sınırsız para deneyinin içinde. Kapitalist sistem öyle bir noktaya geldi ki diyelim Amerikan devletinin 800 milyar dolar toplam bastığı para var fakat onunla oluşturulan sirkülasyon 3 katrilyon dolar değerinde. Dolayısıyla değeri yüzlerce hatta binlerce kat altında elindeki nakitiyle ya da bankada olduğunu düşündüğü sanallıkla karşı karşıya kalan bir vatandaş ve toplum düzeni ortaya çıktı. Şu anki bizim para sistemimiz tam olarak zengini daha çok zenginleştiren ve fakiri daha çok fakirleştiren bir sistem. Bu sistem sürekli borç yaratıyor ve bu klasik sistemin çöküşünün ilk sinyalini de biz 2008 krizinde aldık. 2008 krizine kadar Amerikan devleti 200 yıllık tarihi boyunca 825 milyar dolar Merkez Bankası parası basmıştı. Yani bu toplam para değil, sadece Merkez Bankası'nın bastığı para. Krizi atlatabilmek için Amerika 200 yılda bastığının 4 katı daha para bastı. Ve diğer merkez bankaları da Amerika'yı takip etti yani. Aynı oranda ve daha fazla oranlarda onlar da para bastılar. Bütün paralar dolara bağlı ve dolayısıyla bütün merkez bankaları da aslında kanuni olarak bir şey yazmasa da fiilen Amerikan Merkez Bankası Fed'e bağlı. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. We're down over 16%. It's down by 9%. The Paris market down by 9%. Austria. Work on the phone, say a lot of their customers are freaked out. It's spread to every part of the world. The Dow traders are standing there watching in amazement. We're in the last days of this country's survival. Gelecekte de ben şuna inanıyorum. Bu sınırsız para sistemi çok acılarla yani çok büyük bir krizle çökecek. Yani bu ne 2008 krizine benzeyecek ne 1929 büyük buhranına benzeyecek. Çünkü o zaman bile o krizler bile lokaldi. Şu anda dünyanın her tarafında gerçekleşecek ve bizim en zengin, en gelişmiş olarak kabul ettiğimiz ülkelerin bile kurtulamayacağı bir krize doğru gidiyoruz. Bizim ülkemizde biz bunun ilk alarm zillerini aldık. Ama bütün dünya da bu işten acı çekecek. O yüzden insanların ağzı sütten yandığı için yani bu sınırsız paradan yanacağı için Bitcoin, altın, gümüş, platin, işte pırlanta, sınırlı varlıklar, sınırlı değer saklama varlıkları ve tabii ki blockchain teknolojisi önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 10 yıllarda çok revaçta olacak. Ve günümüzde yaşanılan bu olumsuz hadiseler karşısında bir topluluk tarafından artık bu anlayış biçimine karşı çıkılarak
2009 yılında bir sanal para birimi oluşturuldu. Tabii ki bu paranın adı ne? Bitcoin. Arkadaşlar, kripto paraları herkes öylesine çıktı diye düşünüyor. Aslında çıkış mantığı herkes kendi parasını kendisi kontrol edebilsin diye. Yani insanlar hiçbir yere bağlı kalmasın ve özgür olsun. Bundan dolayı Satoshi Nakamoto adında biri merkeziyetsiz bu para birimini 2009 yılında çıkarmıştır. Ve kendisi kim olduğu hala bilinmiyor. Peki merkeziyetsiz olunca nasıl oluyor diye soran arkadaşlarımız olabilir. Burada da blockchain teknolojisi bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şu anda siz bir arkadaşınıza para transferi yaptığınızda birçok kurum ve kuruluş bunu kayıt altına alır ve görebilir. Sistem sizin bütün bilgilerinizi kayıt eder. Ya da kredi kartıyla nereden alışveriş yaptıysanız bunların hepsi kayıt altındadır. Yani sürekli aslında takip ediliriz. Ama blok zinciri teknolojisinde böyle bir durum söz konusu değildir. Basitçe şöyle anlatayım. Bizim bir bank hesabımız olsun, arkadaşımıza para göndereceğiz. Arkadaşımızdan IBAN numarasını istiyoruz ve bu IBAN numarasına sadece arkadaşımız kendisi biliyor. Başka hiç kimse bilmiyor çünkü bir kurum yok. Bu IBAN'a parayı gönderiyoruz. Bizim IBAN'dan para çıkışı olması için sisteme bağlı olan bilgisayarlardan sistem doğrulaması istiyor ve onay aldıktan sonra para çıkışı karşı tarafın IBAN'ına gidiyor ve bu kayıt milyonlarca bilgisayara değiştirilmiş olarak şifreleniyor. Burada sadece bu işlemi parayı gönderen kişiyle parayı alan kişiden başka hiç kimse bilmiyor. Ve blok zincirine kayıt ediliyor. Bu blok zinciri tamamen enerjiyle çalışıyor arkadaşlar. Yani mining yapılan milyonlarca belki de milyarlarca bilgisayar bu iş için çalışıyor. Sizin işleminizi herhangi birinin görebilmesi için veya sistemin hacklenebilmesi için bu milyarlarca bilgisayarın %51'inin aynı anda hacklenmesi lazım. O da mümkün değil arkadaşlar. Kısaca sizlere bu şekilde anlatabilirim. Hatta anlatımlarımızı bir videoyla da destekleyelim. İşte bu noktadan itibaren bu konuda bireysel arayışlar başladı ve 21. yüzyılın hippileri diyebileceğimiz şifrepuntlar, para diye atfedilen bir dijital değerin devletlerden ve bankalardan bağımsız sadece kişiler arasında nasıl değişebileceğinin zihin egzersizlerini yapmaya başladılar. Bu şifrepunt grubunun bütün çalışmaları 2008 yılında bana kalırsa Satoshi Nakamoto adı altında bir kişinin ortaya attığı makaleyle birlikte küçük bir komünitenin gündemine bomba gibi düştü. Bunu okuduğunuz anda ilk defa Bitcoin'i bilmeseniz bile bu ne kadar çığır açıcı bir şey diye görüyorsunuz. 21 sayfalık bir makaleden bahsediyorum ve bu makalede teknik olarak nasıl yapılması gerektiği, ne oldu, sorun neydi, ben ne yaptım gibi çok net bir şekilde açıklayan makale yayınlandı. Bu ilk olarak forumlarda ve e-mail listelerinde tartışılmaya başladı. Ve ilk tartışanlar da kripto anarşist dediğimiz teknolojiye çok yatkın insanlardı. İkincisi de politik olarak bu insanlar devlete ve yüksek otoritelere güvenmeyen insanlar. Bu ikisi bir araya gelince bu insanlar daha kolay ikna oldular. Daha ortada olmayan bir şeyin fikrine. Bir sene sonra kişiler arasında kurulan dijital nakit para sisteminin yazılımı yapıldı, kodlaması yapıldı. Ve insanlar bunu herhangi bir merkeze ihtiyaç olmaksızın kendi aralarında nasıl değişebileceğini protokolünü yazdılar. Bu protokol koda çevrildi, yazılıma çevrildi ve herkes kendi bilgisayarına yüklemeye başladı. O andan itibaren bu Bitcoin dediğimiz olgu giderek daha geniş kitlelere yayılmaya başlandı. İlk çıktığında 1 dolar 1309 Bitcoin. Kasım 2013'te 1 Bitcoin 1309 dolar oldu. Bir anda bütün dünyanın, özellikle devletlerin dikkatini çekmeye başladı. Artık yeni bir para birimi var. Digital currency Bitcoin. Bitcoin'de tartışmalar sürüyor. Ben diyor doları bitiriyorum diyor. Evet. Nedir bu Bitcoin? Bir kere Bitcoin özgürlük demek. Arkasında bir devlet olmayan aracıları ortadan kaldırıyor. Normalde Bitcoin'de ya da diğer kripto paralar da birer dijital para. Ama çok temel birkaç farkı var. Gayri merkezi ve tamamen kişiler arasında sağlıklı biçimde yürüyen açık defterli, anonim kullanıcılığı ve ultra kripto güvenlikli mevcut finansal sistemin bütün açıklarını kendine avantaj olarak bahşeden 21. yüzyılın finansal işleyişinden söz ediyoruz.
adeta otomatik bir merkez bankası gibi gelecek 100 yıl ne yapacağı belli olan, para politikası belli olan, ne kadar para arzı yapacağı baştan otomatik olarak yazılmış bir merkez bankası gibi. Çünkü Bitcoin bir program aslında. Yani bilgisayarınıza kurduğunuz Windows gibi bir şey. 21 milyon tane olacak en fazla. Şu anda 16-17 milyon tane var. Geri kalan 100 senede de bu kalan küçücük miktar. 3-4 milyon Bitcoin daha üretilecek. Ve biz bunu biliyoruz. Sistem otomatik çalışıyor çünkü. Bunu kimsenin değiştirmesine imkan yok. Ama Fed Başkanı faiz kararı açıklayacak. Birincisi, Amerikan Merkez Bankası Fed bir devlet kuruluşu değil. Bir özel kuruluş. Devlet kurumu gibi lanse ediliyor. Hatta adı bile Federal Reserve. Federal demek Amerika'da devlete ait demektir. Ama aslında bu kurum ne federal ne de reserve diyor. Rezerv varmış gibi yapıyor. Ne de rezervi var. Fed başkanı kim? Biz mi seçiyoruz? Hayır. Fed'in üyeleri kim? Hiçbirini tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Faiz kararı alıyorlar ve bu bizim hayatımızı etkiliyor. Bitcoin'de ya da altında, gümüşte böyle bir şey yok. Miktar sınırlı olunca para miktarı, satın alma gücü erimiyor. Dolar 1913'te Fed kurulduğundan beri satın alma gücünün %90'ını kaybetmiştir. Bitcoin ise 60 bin kattan fazla satın alma gücünü arttırmıştır. Aslında çok detaylı bir konudur ama bizim asıl işimiz yatırım olduğu için bu konuları bu kadar bilmeniz şimdilik yeterli. Merak eden arkadaşlar çeşitli sosyal mecralarda araştırmalarına devam edebilirler. Genel kültür olarak şunları da söyleyebilirim arkadaşlar. Bitcoin ile dünya üzerinde 22 Mayıs 2010 tarihinde pizza siparişi verilmiştir. Bir pizzaya 10 bin Bitcoin ödenmiştir. Şimdi sizler de bu videoyu izlediğiniz tarihteki bir Bitcoin'in fiyatına bakarak 2010 yılındaki bu pizzanın maliyetini bulabilirsiniz. Ama dikkatli olun, bazı hesap makinelerinde rakamlar ekrana sığmıyor. Dünyanın en pahalı pizzası olsa gerek. Ve ayrıca arkadaşlar şu an günümüzde birçok ülke artık Bitcoin'i resmi olarak kabul etmiş durumda. Örnek verecek olursak Amerika, İngiltere, Almanya, Kanada, Hong Kong, İsviçre, Japonya gibi birçok ülke. Yavaş yavaş dünya kabullenmeye başlıyor arkadaşlar. Biz de bu sektöre ne kadar erken atılırsak değişen dünyaya o kadar hızlı ayak uydurmuş oluruz ve paramızı kazanmaya başlarız. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olabilmişimdir. Bir başka eğitimde görüşmek dileğiyle. Ayrıca arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz sizlere birkaç fırsattan da bahsetmek isterim. Ama öncelikle kanalımıza abone olup videomuza beğeni ve yorum yaparsanız çok 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 seviniriz. Tıklayan elleriniz dert görmesin inşallah. Arkadaşlar bu eğitimimizde verdiğimiz bilgiler trade hayatında kullanabileceğiniz temel bilgilerdir. Teknik analiz eğitim serimizin devamına kartlardan veya videomuzun altında bulunan açıklama bölümünden de ulaşabilirsiniz. Sadece bu eğitimleri bile ücretli bir şekilde satan şirketler mevcut. Arkadaşlar eğer gerçekten trade hayatında para kazanmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle eğitimli olmak zorundasınız. Benim normal bir işim yok mesela. Uzun yıllardır sadece trade ederek hayatımı kazanıyorum. Ama tabii ki bu sürece gelmek kolay olmadı. Birçok engelden geçtim ve ayrıca bu engellerde de birçok maddi manevi kayıplar yaşadım. Ve sizler de trade hayatınıza atıldığınızda bu engellere takılıp kayıplar yaşamayın diye tüm bu yaşadığım tecrübeleri aktardığım bir eğitim çıkardım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Eğitimimizin adı Milyonerliğe Yatırım ve Teknik Analiz Eğitimi arkadaşlar. Peki bu eğitimin içeriğinde ne var? Siz hisse senedi alıp satıyor olabilirsiniz veya kripto paralarla ilgileniyor olabilirsiniz ya da forex ile ilgileniyor olabilirsiniz veya kaldıraç işlemlerle ilgileniyor olabilirsiniz. Herkes kendi yatırım tarzını bulabilsin diye tüm bu eğitimleri içinde barındıran bir eğitim serisi hazırladık arkadaşlar. Bu Milyonerliğe Yatırım ve Teknik Analiz Eğitim serimizin içinde trade hayatı boyunca yaşadığım tecrübeleri ve kaybettiğim paraların sebeplerini, aynı zamanda piyasanın en püf noktalarını, en dikkat edilmesi gereken yerleri ve bütün bunlarla birlikte en kazançlı al sat stratejilerini, kendi uyguladığım formülleri ve taktikleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda eğitimi satın alan arkadaşlarla birlikte
sürekli fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyorum. Amacım herkesin kendi yatırım tarzını bularak maaş alıyormuş gibi her ay düzenli para kazanabilmesini sağlamak. Eğer sizler de eğitimlerimize göz atmak isterseniz ceyhundansoylemesi.com web adresimizden daha detaylı inceleyebilirsiniz. Linkimizi videomuzun altında bulunan açıklama bölümünden de ulaşabilirsiniz. Şu anda linkimizle web adresimizi ziyaret ederseniz %50'ye varan indirim fırsatından da yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda yaptığımız kazançları, günlük paylaştığımız haber ve analizleri görmek isterseniz açıklama bölümünde yer alan Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Belki de şu anda hala çok şey kaçırıyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlar, bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Umarım trade hayatınız boyunca bol bol kazançlarınız olur. Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sizinle olur. Ceyhun'dan söylemesi, hoşça kalın. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyolara ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.